Şampiyonlar Antalya'da buluştu. Şampiyon takımımızın iki önemli oyuncusu Pablo Martin Bataja ve Ali Tan Doğan Antalya'da güzel bir tesadüfle bir araya geldi. Ali Tan Doğan şu sıralarda Denizli Spor teknik direktörlüğü yapıyor ve Antalya'da takımımızla aynı otelde kamp çalışmalarına devam ediyor. İki eski dost karşılaştı, onlarla konuşacağız. Yıllar sonra güzel bir karşılaşma. Neler söyleyebilir, neler hissetti Pablo? ¿Cómo te sientes? No, muy bien, lo veo bien, lo veo contento. Lo había cruzado una vez en Bursa antes de un partido, pero bueno, ahora que lo veo de entrenador me da mucha alegría que pueda seguir ligado al fútbol. Ya, evet, gerçekten çok mutluyum. Çok güzel bir tesadüf. İyi de gördüm hocamı. Daha önce bir kere Bursa'da maç öncesinde bir tesadüf denk gelmiştik. O zamandan beri görüşemiyorduk. Çok mutluyum şimdi. Çok güzel bir tesadüf. Hocam, Pablo görüyorsunuz hala oynuyor. Siz artık işin sağ kenarına doğru geçtiniz. Denizli Spor'un başına geçtiniz. O günleri herhalde bugün bu karşılaşmayla birlikte hatırlamış oldunuz. Neler hissediyorsunuz? Ya tabii şimdi o bizim geldiği zaman o dönemde tabii kardeşimiz gibi genç yetenek olarak geldi. Ama sonrasında o kadar çok şey katabildi ki üzerine. Ve Bursa'nın çok sevilen bir oyuncusu. Biz de gurur duyarak izliyoruz. Hala devam etmesi bizim açımızdan da mutluluk verici bir olay. Ben Pablo'nun Türkiye'den ayrılmasından yana değilim. Sonuna kadar Türkiye'de kalmasından yanayım. Çünkü hem onun oynadığı futbolu gençlere, gelecek olan yeni nesle görmesi gerekiyor. İyi ki de onu tanımışız. Onun gibi oyuncu Türk futboluna gelmiş. Şampiyonluk döneminde peki neler yaşandı bu ikili arasında? Biz Pablo'yla her zaman zaten iyi anlaşıyorduk. Hem saha içerisinde de hiç unutamadığım şeyler var. Mesela Pablo'ydu, bu bizim ikimizin arasındaydı. Taç atardım ve o rakibin önüne vücudunu koyup alırdı mesela. Bu bizim beraber iletişim, ki konuşamamıza rağmen yaşadığımız bir şeydi. Bir de şeydi, bizi diyor, bilirdi yani nereye koşacağımızı. Oynardı. Topana geldiği zaman biz koşardık zaten. Veya biz aldığımızı o gösterirdi. Güzeldi yani. İnşallah tekrar şampiyonluk yaşarlar. Peki Bataşa'ya dönelim. Ali Tan Doğan'la bugün güzel bir tesadüf. Şu anda ilk kez görüştüler yıllar sonra. Futbolda saha içinde şampiyonluk yıllarında nasıldı bu ikili? De bien, sin necesidad de hablar, ¿no? Así que los mejores recuerdos de él y ojalá que algún día pueda ser el técnico de Bursa. Ali'nin de söylediği gibi biz birbirimize gerçekten çok iyi anlaşan bir gruptuk. Hele ki ben yeni geldiğimde hiçbir şekilde ne İngilizcem bugünkü seviyesindeydi, Türkçem zaten hiç yoktu. Dolayısıyla birbirini dil olarak anlayabilen kişiler değildik ama sadece Ali'yle değil, Ozan'la olsun, Hüseyin'le olsun, hepsi zaten çok büyük bir sempatiyle birbirine yaklaşan insanlar olduğumuz için aslında o dil bariyerini aşmamıza gerek kalmıyordu bile. Birbirimizi iyi anlıyorduk. Sağ dışında çok gülüyorduk, eğleniyorduk. Sağ içinde de birbirimizin nereye koşacağını bile artık gözümüz kapalı anlayabilecek duruma gelmiştik. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi hocamın da söylediği gibi yani bir tekrar görmek gerçekten çok güzel. Umarım bir gün onu Bursa Spor'un başında teknik direktör olarak görebilirim. Bu beni çok mutlu eder. Ali Tan Doğan Denizli Spor'un başında ve Pablo Bataja için de umarım bir kez daha şampiyon olurlar dileğini iletti takımımız için. Peki bu hedefle alakalı, bu dilekle alakalı neler söylemek ister? Hay que soñar, pero que lo que logramos aquella vez va a ser algo muy difícil de repetir, ¿no? Evet, sanırım Ali de benim şimdi söyleyeceklerimi onaylayacaktır. Ki evet, bizim bu hayali sürdürmemiz devam ediyor. Bunun rüyasını görmemiz, bunun hayaliyle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu doğru bir şey. Ama bu sonuç her zaman alınabilecek bir sonuç değildi. Her gün, her sezon alınabilecek bir sonuç değildi. Bunun da farkındalığını sürdürmemiz gerekiyor. Günün birinde Bursa Spor'un başında görecek miyiz sizi? Böyle bir hedef var mı? Ya şimdi şöyle... orada o duyguları yaşamış birisi olarak, orada yaşamış olduğumuz başarılardan sonra her hocanın, yani her hoca olmuş insanın, her orada oynamış oyuncunun mutlaka böyle bir hayali vardır. Benim de hedeflerim içerisinde Bursa Spor'da çalışmak var. Tabii ki Pablo'nun söylediklerine çok katılıyorum. Bursa Spor şampiyonluktan sonra büyüklerin arasına girdi ve her sene beklentiler yüksek. Ama bu her zaman olacak bir şey değil. Çünkü bütün takımlar şampiyon olmak istiyor. Ama şu anda Bursa Spor her zaman ilk 5'in ilk 6'nın içerisinde olması güzel bir duygu. Hep onu kovalayan bir takım olması gerekiyor. Bu bir gerçek. Çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Çok güzel bir buluşmaydı. Bataşa'yı fazla bekletmeyelim. Antrenmandan yeni çıktı.
Antalya'da, Antalya kampında iki eski dost, iki şampiyon böyle bir araya geldi.